Merhaba arkadaşlar, Minikler Takımı kanalına hoş geldiniz. Bugün bir halı aldık Hamza'ya. Bu halıyı sizlere göstermek istedik, paylaşmak istedik. Evet Hamzacığım, halın hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nasılsın? Beğendin mi halını? İyiyim, evet beğendim. Neden bu halıyı tercih ettin bakayım? Çünkü üstünde arabaya sürüyorum. Arabalarlar hayvanat bahçesine, kolay kolay falan gidiyorum. Hayvanat bahçesine, karakola falan gidiyorsun. Evet, çok güzelmiş. Ben de çok sevdim. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen şöyle bir halıyı gezelim böyle. Olur mu? Bize gezdirecek misin halıyı? Ben sana sorayım, sen cevapla. Tamam. Olur mu? Olur. Tamam, şöyle şu köşeden başlayalım. Burada ne var? Orası karakol. Burada bir karakol var. Evet, önünde polis arabasını görüyorum Hamza. Evet. Bir karakol ne yapar? Biliyor musun? Biliyorum. Ne yapar? Hırsızları hapishaneye atar. Kim atar? Karakol mu, polis mi? Polis. Polisler. Polislerin oturduğu bina mı karakol? Evet. Tamam. Ama sadece hırsızları değil, bütün suçluları diyelim. Evet. Tamam mı? Böyle daha doğru olur. Burası karakol diyorsun. Evet, güzelmiş. Peki buraya polis arabalarını falan mı koyuyorsun? Evet. Karakol olduğu için polis arabalarını koyuyorsun. Evet. Evet, şöyle yukarı bakalım o zaman. Şöyle gelelim. Evet, buraya geldik. Hamza, burası ne böyle? Bence burası otobüs durağı. Ha, otobüs durağı. Evet, şurası durak. Bu otobüs. Şu ne? Benzin gibi bir şey. Benzin galiba. Benzin mi? Hayır, benzin değil. Hamza, o ne biliyor musun? Ne? İnsanlar otobüse binmek için bilet kullanıyor ya. Evet. Veya akbil kullanıyor ya. Evet. Onu oradan bilet alıyorlar veya akbillerine yükleme yapıyorlar otobüse binebilmek için. Bence. Zaten neden ben otobüs durağı olduğunu anladım biliyor musun? Çünkü şurada bir tane şey var. Şu tabela. Evet. Evet, o otobüs durağı tabelası mı? Evet, o yüzden anladım. Peki, tamam. Burayı da geçelim o zaman. Ha? Yukarı gelelim şöyle. Oho, bu ne? Çiftlik. Çiftliğin de etrafında bir yol var. Bulutları da görüyoruz. Çiftlikte bir tane değirmen gibi bir şey var. Sen değirmen ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Değirmen, su değirmeni, yel değirmeni, çeşitleri var tabii. Ama şimdi burada bu konuya ayrıntılı bir şekilde ben de hakim değilim. O yüzden fazla girmeyelim. Tamam, çiftliği geçiyorum o zaman amca. Aa, bunun adı neydi? Şu gölgelik mi? Hayır, korkulu. Aa, evet. Evet, korkulu neden yaparlar biliyor musun? Neden? Çünkü kuşlar meyveleri, ağaçtan meyveleri almasın diye korkutuyor. Ağaçtan korkutur. Değil ama ağaçtaki meyvelere yetmez korkuluğun boyu. Sebzeleri diyelim. Tamam. Sebzeler daha küçük oluyor ya. Onun için kuşlar geliyorlar. Kuşlar gelip sebzeleri dadanıyorlar, yiyorlar, bitiriyorlar. O yüzden korkuluk olunca orada insan varmış zannediyorlar ve gelmiyorlar. Anladın mı? Evet. O zaman şöyle geçiyoruz. Evet. Ama okul mu? Okul, evet, İngilizce yazıyor. School yazıyor. Evet. Okul burası da. Evet, okulda da bir tabela var bak burada. Evet. Bu okul ne? Okul tabelası. Okul tabelası değil o. Burada öğrenciler geçebilir. Burada bir yaya geçidi var. Ama burada okulun bahçesi var. Neresi okulun bahçesi? Burası mı? Evet. Ha, buradaki ağaçlar vesaire. Evet, okulun bahçesi. Burada da okulla alakalı bazı şeyler var. Defter var. Ataç tarzında bir şeyler var. Kağıtları birbirine tutturuyorsun bunlarla. Evet. Evet, burası da okul diyorsun. Evet, Hamza, sen de okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? Bire. Bire gidiyorsun. Bir bitmedi mi? Yakında ikiye geçeceğim. Hayır, karne almadın mı sen? Aldım. O zaman ikiye geçtin sayılır. Evet. Tamam, ikiye geçtin. Evet, Hamza da iki karnesini getirdi. Hepsi çok iyi derslerinin. Hamza'yı da buradan tebrik ediyoruz. Alkışlar. Evet, gelelim. Şurada bir şey var Hamza, bu ne? Orada galiba birisini aramak için telefon vardı içinde. Bunun adı ne biliyor musun? Ne? Telefon kulübesi. Eskiden cep telefonu yokken Hamza, insanlar bu kulübenin içine giriyor, kart veya jeton koyuyor, oradan insanları arıyorlar, sevdiklerini arıyorlar ve konuşuyorlardı. Anladın mı? Anladım. Peki şu ne, şu kırmızı şey ne biliyor musun? Onu çıkarırsak içinden su fışkırıyor. Niçin koymuşlar onu oraya? Biliyor musun? Su fışkırmasın diye. Hayır, o itfaiye hortumu. İtfaiye hortumu değil aslında. İtfaiye geliyor buraya, suyu bitince veya bu daha yakınsa hortumu buna takıyor, buradan suyu açıyor, yangını daha kolay söndürüyor. Anladın mı? Yakın olduğu için ben de diyemedim onu. Öyle mi? Tamam, gelelim şuraya. İtfaiye. Burası ne yaptın? İtfaiye.
İtfaiye ne yapar Hamza? Yangın yerleri söndürür. Yangın çıkmışsa yangını söndürür değil mi? Evet, itfaiyenin numarasını biliyor musun sen? Unuttum ya. Unuttun mu? Evet. Düşün biraz bakalım. 132 mi? Hayır. Evet, seni bekliyorum. Polisi biliyor musun? Hepsini unuttum ya. Şu an evet unuttum. Neyse biraz sonra bir daha soracağım. Belki hatırlarsın. Hı. Gelelim sonra buraya. Evet, burada ne var Hamza? Orası burada da hastane görüyorum hastane, ben. Evet. Evet, hastanede ne yapılır? Yaralı insanlara iyileştirir. Yaralılar, hastalar gelirler. Doktorlar burada onlara tedavi uygularlar. Değil mi? Evet. Şifa bulurlar, iyileşirler. Ambulans var burada bir tane de hastanenin önünde. Ambulans ne yapar? Ambulansta bayılmış kişiyi bir tane koltuk gibi yatak gibi bir şey. Sedye. Onun adı sedye. Sedyeyi koyuyor içine arkasına. Öyle de hastaneye götürür. Evet, yaralanan insanları sedyeye yatırırlar. Konforlu bir şekilde hastaneye ulaştırırlar değil mi? Ve ilk evet. Müdahaleyi de ambulansta yaparlar. Evet. Burada bir çiçek var Hamza, bu ne? Çiçekçi galiba orası. Yok, sadece bir tane yolun ortasına peyzaj çalışması yapıp çiçek koymuşlar değil mi? Ben öyle görüyorum. Papatya değil mi bu? Evet. Ve bize gülümsüyor. Hı. Evet, geliyoruz. Son olarak burası hayvanat bahçesi. Evet, çok büyük. Evet, burası hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesinde hayvanlar görüyoruz. Girişi şurası. Zoo, İngilizce yazmış yine. Hayvanat bahçesi. Hemen kapısında da bir kertenkele var değil mi? Evet. Evet, içeri girelim o zaman biz hayvanat bahçesine. Giriyoruz. Bir dakika kapıdan girelim. Önce bakalım ilk karşımıza kim çıkacak? Tamam. Giriyoruz. Hop, bizi kim karşılıyor? Bu da ne? Sincap. Sincap, evet. Kütüklerin üzerinde bir tane sincap var. Hemen arkasında büyük bir kafes. Kafeste ne var? Gorilla. Evet. Gorilla, İngilizce yazmış herhalde. Evet. Türkçe ne? Goril. Evet, arkasında ne görüyoruz? Yılan. Bir yılan var. Onun arkasında bir uğur böceği mi var? Evet, çadırın var. Üstüne. Sonra burada bir tane ne bu? Orada denizin ismi yazıyor. Orası deniz galiba. Evet, güzel olmamış ama burada bir akvaryum var sanırım. Onun içinde de ahtapot resmi var. Burada sarkan bir şey var. Bu ne? Maymun. Evet, maymunun da bir şey var. Bize el sallıyor. Kedi. Sonra burada da bir hayvanımız var. Ne bu? Zürafa bu. Evet, zürafa. Evet, halı bu kadar. Halı çok bayağı çeşitli. Polis var. Tekrar şöyle geçelim. Polis. Otobüs durağı. Çiftlik. Okulun bahçesi. İtfaiyeci. Bir de hastane, bir de hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi. Evet, sen şimdi ne yapıyorsun? Burada arabana biniyorsun, hemen buradan başlıyorsun değil mi? Evet. Buraları geziyorsun. Canın istediği zaman buraya geliyorsun, otobüs durağının önünden geçiyorsun, çiftliği bir dolaşıyorsun, okulun içine geliyorsun, okulun önünden geçiyorsun. Sonra okulun bahçesinden bir dönüyorsun, burada ne var? İtfaiye. Evet. İtfaiyeden sonra hayvanat bahçesine uğruyorsun. Hastaneye gitme. Hastalanınca gidersin. Hastalanma ve gitmek zorunda kalma. Sonra hastaneden de geliyorsun. Buradan tekrar geri dönüyorsun. Öyle mi? Evet. Evet, çok güzel. Teşekkür ederiz Hamza bize halını anlattığın için. Rica ederim. Evet. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyoruz. Evet Hamza, ne diyorduk? Arkadaşlar, video beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Bay bay.